Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 18-24 Ocak haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, 19 Ocak itibariyle Güneş artık Kova burcuna geçiyor. Kova burcunda parlamaya başlayacak. Kova burcunda gezegen yoğunluğumuz artıyor. Jüpiter, Satürn, Merkürle beraber Güneş de Kova burcunda ve önümüzdeki bir ay 5. evinizi daha da aydınlatırken biraz daha keyifli olacaksınız aslında bunu söyleyebilirim. Çünkü 5. ev eğlenceli bir evdir. Burası yaşamdan aldığınız zevklerle alakalı, keyiflerle alakalı. Yaratıcılığınız artıyor. Yeteneklerinizi daha iyi gösterebilirsiniz. Daha fazla sosyalleşebilirsiniz. Aşk hayatınızda romantik fırsatlar, çocuklarla da ilgili keyifler önümüzdeki günlerde güneş tarafından daha fazla vurgulanacak aslında. Bu hafta Mars boğa burcunda. Uranüs'le birleşecek. Jüpiter'le kare açı yapacak. Gökyüzü hızlı sürprizli ama bir o kadar da stresli. Hani bireysel olduğu kadar özellikle toplumsal alanlarda, kolektif alanlarda, e, piyasalarda olabilir, ekonomik konularda, yönetimsel alanlarda olabilir. Biraz hızlı ve stresli konularla karşılaşabiliriz. Zaman zaman doğa olayları daha şaşırtıcı olabilir. Kazaları açık da olabiliriz. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Hafta başı Ay Koç burcunda haftanın ilk 3 günü Özellikle ilişki dinamiklerinizde biraz daha duygusal anlamda motive olabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular, iş birlikleri, paylaşımlar, e, özellikle ticari konularda da tabii ki daha aktif olabilirsiniz. Haftanın ilk üç günü. Perşembe ve Cuma ay boğa burcunda olacak. Özellikle perşembe günü ay Uranüs ve e, Mars'la birleşecek. Bu parasal konularda bazı hızlı ani stresler getirebilir. Yatırımlara dikkat etmek gerekiyor, risklere dikkat etmek gerekiyor. Piyasalar çünkü çok ani tepkiler verebilir. Böyle bir döngüde, e, ani hızlı harcamalarla da karşılaşabilirsiniz. Tabii ki bu size bir masraf da getirebilir. Örneğin para dengesizlikleri oluşabilir. Parasal streslere dikkat etmek gerekiyor. Daha uzun vadeli, daha güvenli adımlar atmak faydalı olabilir ama beklemediğiniz hızlı kazançlar da olabilir. Çünkü birileri kaybederken birileri de kazanacak gökyüzü böyle. Hızlı inişler çıkışlar gösterebilecek gibi bu konuları iyi yönetmek gerekiyor. Hafta sonu ise ay ikizler burcunda hafta sonu daha rahatız. Entelektüel anlamda, sosyalleşme anlamında, bilgi paylaşımları bakımından hafta sonu destekleyici olabilir. Özellikle eğitimle ilgili verimli... Bol bol okuyabilir, araştırabilirsiniz. Dijital platformlarda da aktif olabilirsiniz. İnternette de çok fazla veri bulabileceğiniz, aktif olabileceğiniz bir hafta sonu. Çocuklarla ilişkileriniz, yakın çevrenizde kuracağınız yine ilişkilerde hafta sonu destekleyici olabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.